Çek, çek, çek. Yasayı çek, çek, çek. Yasayı çek. Çabaktık savunucularına. Tüm itirazlarına rağmen meclisten geçirildi. Evet, katliamın yasasını yaptılar. Şimdi de meşru ulaştırmaya çalışıyorlar. Bizler yaşam hakkı savunucuları. Buna isim vermeyeceğiz. Katliam yasası derhal iptal edilsin. Çek, çek, çek. Yasayı çek. Çalıştık ama gözlerini kan bürümüşler, bilimsel hiçbir gerçeği kale almadılar. Üstelik bunu öyle sadece komisyon sürecinde değil, çok daha öncesinden yandaş medyalarıyla, halkı yalanlarla, dolanlarla kandırarak yaptılar. Kuduz vakası sürekli oluyor ve ülkede artıyormuş gibi davrandılar. Ama gene kendi bakanlıklarını, Sağlık Bakanlığı yıl sonu raporlarına girerseniz, yılda bir ya da ikiden fazla insan kuduz vakası olmadığı, hepsinin de köpek kaynaklı olmadığını görürsünüz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın raporlarına girerseniz, ineklerdeki kuduzun, köpeklerdeki kuduzun 4-5 katı olduğunu görürsünüz. Ve dünyanın neresine giderseniz gidin, kuduzun aşılanarak önlenebilir.
yapılabilecek bir hastalık olduğunu bilirsiniz. İyi pazarlar, yasanın yaklaşık 60. günündeyiz. Bu direniş 100 küsür gündür devam ediyor. Emeği olan herkesin emeğine sağlık öncelikle. Çok çok özel bir teşekkürüm olacak polis arkadaşlara. Harika bir yürüyüş yapmamıza izin verdiler. Ara sokaklara girdik. Bu yasanın bu hale gelmesinde yaklaşık 60 gündür Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan katliamların bir sebebi de kendileridir. Bize anayasal protesto hakkımızı kullanmak için izin vermiyorlar. Bizleri ara sokaklara sürüyorlar. Bizleri meclisin önünde konuşturmuyorlar. Meclisin önünde eylem yapmamıza izin vermiyorlar. Bizler sesimizi duyuramıyorsak sebebi bir polislerdir, iki yandaş medyadır. Bu da böyle bilinsin. Yaşayan hayvanlar için tutum belgesi. Tüm kamusal müktesebatı yaşatma ve iyileştirme görevinin yok sayıldığı bir yasama yetkisinin kötüye kullanımı örneğini üzüntüyle yaşadık. Meclis çoğunluğunu elinde tutan güç tarafından hayvanları koruma kanunu ismi hilafına sokakta yaşayan hayvanların toplu katliamına yönelik bir araçsallaştırmaya dönüştürüldü. 5199 sayılı kanunun 28. maddesinde hayvanları acımasızca muamele yapmak, işkence etmek, öldürmek halen hapis cezası yaptığına bağlı olmasına rağmen bu madde ile ve yasanın ruhuyla çelişilerek hayvanların yaşam hakkına kastedildi. Oysa 1995 yılında bizzat bakanlık tasarısı gerekçesinde atıp yapılan UNESCO tarafından ilan edilen hayvan hakları evrensel bildirgesi, Doğu Ana Hakları Sözleşmesi ve bu sözleşme uyarınca Türkiye'nin de üyesi olduğu Birleşmiş Milletler tarafından her yıl alınan ilke kararları ve Anayasa Mahkemesi kararları çerçevesinde çevre hakkının doğa ve ayrılmaz parçası olan hayvanların kendilerine az hakların olduğu ve kendi haklarının öznesi oldukları tartışması hale gelmiştir. Ayrıca tüm çağdaş bilim insanları da sokakta yaşayan hayvanların kent yaşamının doğa ve hak öznesi olan bir parçası olduğu noktasında mutabıktır. Bu çerçevede yaşam hakkını uluslararası normları ve bilimi önceleyerek bir, hayvanların yaşam hakları olduğunu, kendi haklarının öznesi olduklarını, iki, anayasanın koruma altına aldığı çevre hakkının sokakta yaşayan hayvanları da kapsadığını tartışması olduğunu, çevre hakkını korumanın devletin ve vatandaşların ödevi olduğunu, üç, devletin bu ödevinden vazgeçemeyeceğini, ancak vazgeçmesi halinde vatandaşların ödevini sürmeye devam edeceğini. 4. Hiçbir sosyal devletin yaşam hakkı ve yaşatma göreviyle çelişen düzenleme ihlas edemeyeceğini. Ederse bu düzenlemenin hukuksal olmayacağını. 5. Yaşam hakkına, uluslararası normlara ve anayasaya aykırı düzenleme ve uygulamalara karşı tüm yurttaşların direnme hakkı olduğunu. 6. Yerel yönetimlerin merkezi iktidardan gelecek bu dizgeye aykırı emir ve talimatları reddetme hak ve görevleri olduğunu, en üst norm ve görevlerinin yaşatmak olduğunu. 7. Hayvanların yaşam ve sağlık hakkını gözeten hiçbir yerel görevli, hekim ya da yurttaşın adli, idari, cezai soruşturmaya tabi tutulamayacağını. 8. 5.996 sayılı yasa uyarınca hayvanlar için sağlık önlemleri ve tedavileri noktasında alınacak tedbir ve uygulamalara karar verme kamusal yetkisinin münhasıran veteriner hekimlere ait olduğunu. 9. Veteriner hekimlerin bağımsız deontolojik yetkisinin üstünde hiçbir otorite olmadığını, veteriner hekimlere yaşam hakkına ve yaşatma görevine aykırı hiçbir emir ve talimat verilemeyeceğini, hukuka aykırı bir emir ve talimata karşı veterinerlerin direnme hakkı olduğunu. Ve 10. Tüm otoritelerin ve yurttaşların yaşatma ödevinin sokakta yaşayan hayvanlara dönük bilimsel sonucunu kısırlaştırmak, aşılatmak ve yerinde yaşatmak çerçevesinde olduğunu vurgularız. Bu ilkeler hayvanların yaşatılmasına dair tutum belgemiz olarak addedilecek. Tüm fiili demokratik meşru mücadelemiz bu tutum belgesine dayanak teşkil edecektir. Özgür benim her şeyim, sokaklarda seçtim. Başım boş, çünkü sensin. Sok.
avukatlar dinleyin.